Arkadaşlar merhaba, bugün özel bir etkinlikteyiz. Asus'un Republic of Gamers serisi için yaptığı ilk uluslararası basın etkinliğindeyiz. Burayı arkamda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı büyük bir salon, her tarafta oyun oynayabileceğimiz bilgisayarlar, yeni ürünler, sahnede e-sporcular, bayağı olay bir etkinlik yapmış Asus bizim için. Biz de sizin için tabii geldik, gezeceğiz. Asus'un yeni ürünleri var. Onları bir hızlıca inceleyeceğiz. Bir ilk bakışlarını atacağız. Burada Asus'tan önemli yetkililer var. Onlarla konuşacağız. Arkada gördüğünüz gibi biraz eğlencelik de olsa bir Overwatch turnuvası var. Orada neler oluyor bir bakacağız. Bütün bir gün bizi bekliyor. Bakalım Asus bizim için ne sürprizler hazırlamış. Evet arkadaşlar, Asus'un Join the Republic etkinliğinde şimdi sıra geldi Asus'un en yeni ürünlerini denemeye. Burada güzel bir masa hazırlamışlar maşallah, yeni ürünlerin çoğu da burada. Hazır hepsini bir arada yakalamışken size bir ufak ufak anlatayım istiyorum. Nereden başlayalım? Magnus'tan başlayalım. Magnus, Asus'un ilk defa ürettiği ürünlerden bir tanesi. Bu streamerlara yönelik bir ses kayıt cihazı. Oldukça küçük, gördüğünüz gibi kompakt bir ürün. Elimin yanına koyduğum zaman gayet edepli bir ebatı var. Genelde bu tip hoparlörler bayağı büyük oluyor biliyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz gibi klasik ROG ışıkları var, LED'ler var. Ve bunları da Aura Sync ile birlikte diğer komponentlere bağlayabiliyorsunuz. Bütün bilgisayarınızla birlikte yanıp sönebiliyor. Ön tarafı oldukça sade. Mikrofon kısmı şunun içinde ve içinde 3 farklı mikrofon var. Ama bütün ayarları arkasında, o yüzden ise bizim arkasına bakmamız lazım. Sol tarafa baktığınızda bir kulaklık girişi var ve hemen üzerinde de kulaklığın ses ayarını yapabildiğiniz bir tuş var. Şuradaki bir tuş mikrofonu mute etmeye yarıyor. Diğer bir tuş da ışıkları kapatıyor, açıyor. Şuradan bastığımızda gördüğünüz gibi ışıklar gidip gelebiliyor, değiştirebiliyorsunuz. Ama bizim için önemli olan ayarlar burada. Bir USB yuvası var. Yanında da hub yazıyor. Açıkçası ben de tam ne olduğunu bulamadım henüz. Ama sanıyorum buna başka bir cihaz takabiliyoruz ya da şarj ederken kullanabiliyoruz. Yani tek portluk bir USB hub gibi düşünebiliriz. Şurada mikrofon giriş ayar seviyesi var. Arkasında bir hoparlör olduğu için elbette şey çok anlamlı. Bir kulaklık çıkışı olduğu için kulaklık takıp buradan öncelikle yayından önce ses ayarını yapmak önemli. Onun üzerinde küçük bir tuş görüyorsunuz. Bu küçük tuşun altı en aşağıya çektiğinizde noise cancelling'i aktive ediyor. Denedim, biraz insanın sesini bozuyor açıkçası ama noise cancelling olarak da çevredeki bütün sesleri yok ediyor. Biz şu an çok kalabalık bir eventteyiz. Müzik var, içeride yüzlerce insan var. Ama noise cancelling'e getirdiğim zaman cidden sesler bir anda yok oluyor. Üzerindeki iki tane adam işareti var, kafa işareti var diyeyim. Bunun üstüne aldığınız zaman mikrofonun sadece ortadaki mikrofonu çalışıyor ve sadece önden ses alıyor. Yani siz mikrofonun tam karşısındaysanız, şöyle göstereyim ben. Mesela böyle konuşuyorsam sadece burada benim sesimi alıyor, benim yanımdan konuşan birinin sesini almıyor. Ama diğerine getirdiğinizde 3 mikrofon olduğu için geniş bir açıdan ses alıyor. Yani bilgisayarın başında 2-3 kişi oturmuş, 2-3 kişi sohbet ediyorsanız hepinizin sesini alabiliyor. Böyle enteresan bir cihaz olmuş. Tabi bu ortamda ses kalitesini kontrol etmek, test etmek mümkün değil. Bunu bir ofise almak lazım. Şuradaki USB'yi söktüğüm zaman götürülebiliyor. Birazdan USB'sini söküp çantaya atacağım ben. Ofiste deneriz. Orada sizin için daha net tanıtırız. Gelelim diğer bir ürüne. Neden devam edelim? Şu monitörden devam edelim. Gördüğünüz gibi burada eğimli curved Asus'un Pro Gamer serisi, PG serisi bir monitör var. Bu monitörün daha önce 34 inci vardı.
Ama 34 inç monitör tabii aşırı devasa bir şey. Şöyle çevresinden de dönelim. Özellikle arkasını göstermek istiyorum çünkü arkası monitörün önünden şık. Yine Aura Sync'li bilgisayarla birlikte yanıp sönen alengirli dolengirli ledlerimiz var burada. Ama ben şeyi çok sevdim, yani sırf o ledler değil, çevresinden gelen şu tasarım öğeleriyle böyle biraz daha anime mekaları gibi şey, bütün tasarımı arkadan çok şık. Şöyle çevirirsem, birazcık kenara çekmek gerekecek kablolardan kurtulalım. Şurada kontrol tuşlarını görüyorsunuz. Asus'un kullanmayı sevdiği klasik mini joystick var. Altında da oldukça büyük tuşlar var. Arkada saklanmış olmasına rağmen bulması, yani elinize attığınızda yakalaması zor olmayacaktır. Dediğim gibi bu monitörün aslında bir 34 inci vardı. Ama 34 inç de bir pek çok oyuncu için hem çok pahalı hem de biraz fazla büyük. Hani kötü mü değil 34 inç tabii, ama o kadar da büyük bir şey almak istemiyorum diyenler için Curved Republic of Gamers ve 27 inç yeni bir alternatif var. Bence güzel olmuş. Şimdi gelelim bu tarafa doğru. Madem büyüklerden gidiyoruz, önce şu kasayı size gösterelim. Kasanın içinde bayağı bir şey görüyorsunuz ama buradaki asıl olay arkadaki anakart. Çünkü bu Maximus 9 Extreme. Bu anakartın özelliği kendi üzerinde bir su soğutma bloğu olması. Bu ilk defa yapılan bir şey. Daha önce görmüyorduk. Su soğutma ile birlikte geliyordu bloklar. İlk defa anakartla birlikte geliyor. Bunun avantajı bir, bu anakarta montesi kolay. Çünkü su soğutma bloğu montesi böyle evlere şenlik lanet bir iştir. Bunda hem bunu çok daha kolay yapabiliyorsunuz hem de kenarlardan MOSFET'lere veyahut da üzerindeki M2 SSD'yi bile su soğutmanın altına almış oluyorsunuz. Sadece işlemciyi değil. O yüzden düşününce yani RAM'ler ve GPU dışında neredeyse her şeyi tek bir parçayla soğutuyor. Bu da Extreme, Maximus 9 Extreme. Bu masadaki son yeni ürünümüz buradaki küçük sevimli fare. İlk defa Asus'tan bu kadar güzel bir ürün ismi görüyorum. İsmi Pugio. Şurada da gösterelim. Asus genelde böyle isim üstlerinde sevimli ismi sevmez ama biraz daha böyle küçük bir sevimli anime karakteri Pugio yapmışlar. Farenin çok teknik özelliklerini bilmiyorum açıkçası. Çünkü daha yeni duyurdular. Çok ben de speklerini görmedim. Ama şöyle enteresan bir özelliği var. Şu mikrofonu kenara alabilirsem. Şu yanlarındaki tuşları çıkartılabilir ve çok kolay çıkartılıyor. Manyetik tutuyor zaten, mıknatısla tutuyor. Bunu çıkartıp siz yerine şunu taktığınızda bu kadar kolayca bu tuşu komple iptal etmiş oluyorsunuz. Artık burada tuş yok. Yani siz sağda solda tuş istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kendiniz karar veriyorsunuz. Eğer kullanmıyorsanız, oyun içinde basmaktan çekiniyorsanız tuşları iptal edebiliyorsunuz. Çok kolay dedim, çıkarmadım şimdi de. Ama vallahi çok kolay. Benim kabızlığım tuttu şimdi. Şimdi hemen tuşları geri koyalım. Hani böyle çok pratik olduğu için oyuna girmeden önce çıkartıp takabileceğiniz kadar kolay. Bir de beraberinde şu küçük yaratıklar geliyor. Bilmiyorum kamera alabilecek mi? Çok küçükler. Böyle mini elektronik devresi gibi. Bunlar aslında farenin tuş switchleri. Yani farenin tuşları. Şurada minicik bir beyazlık var. Görüyorsunuz. O zaten tık tık basabiliyorsunuz. Fare tuşu. Üzerindeki yumuşak tuşa göre biraz daha farklı, biraz daha sertçe. Siz isterseniz fareyi açmak gerekiyor bunun için, o yüzden gösteremeyeceğim. Arkasındaki vidaları açıp bu fare tuşlarını değiştirip sertliğiyle oynayabiliyorsunuz. El tutuşu olarak bir parça ayağa oturan ama biraz da hani yukarıdan pençe şeklinde kullanabileceğiniz bir fare. Yine klasik Aura Sync var. Artık belli ki Asus'un her ürününde bu Aura Sync var. Hepsi birden zaten şu an görebiliyor muyuz? Ben az önce ayarlamışım. Evet, görüyorsunuz. Hepsi birden renk değiştiriyor. Hepsi birden mor oluyor, değişiyor. Gerçi birisi kasanın ayarını bozmuş. Kasanın senkronu bozulmuş. Ama en azından klavye ile farenin eş anlı döndüğünü görebiliyoruz. Evet, ekran kartları da bu ekran kartlarımız 1080 Ti'lar. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, yeni Işınlı SLI köprümüzü de görüyoruz. Zaten kasanın içi evlere şen, inanılmaz da tatlı olmuş. Ya gördüğünüz gibi şurada hani klavye haricindeki bütün ürünler, Asus'un bütün ürünleri yeni seri.
Bugün burada bayağı bir ürün duyurdular. Şimdi eğer boş yakalarsam diğer masaları da gezerim. Diğer masalarda ne ürünler varmış biraz da onlara bakalım.